Merhabalar, Şehir Hepimizin Programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin Girişiminin sunduğu 402. programda bugün çocuk haklarını, çocuğun yaşam hakkını konuşacağız. Bu konuda daha önce 20 Kasım'larda çok farklı sayıda programlar yaptık. Katılım hakkını konuştuk, çocuk işçiliğini konuştuk, mevsimlik tarımı konuştuk. Ama 2024, 25 Kasım 2024'te izliyorsunuz bu programı. Maalesef bugün. Belki de en temel, en ana, hani konuşmamıza gerek olmadığını düşündüğümüz bir konuda en başa döndük. Yaşam hakkını tartışacağız. Tartışmayacağız daha doğrusu. Yaşam hakkı ihlallerini konuşarak nasıl bugün hala bu konuyu konuşuyoruz, onu tartışacağız. Çok kıymetli, bu alanda yıllardır çalıştığımız, birlikte e, çaba gösterdiğimiz iki değerli konuğum var. E, Gözde Durmuş, hoş geldin Gözde. Hoş Ve Ezgi Koman. Ezgi Koman Pista Çocuk Hakları Merkezi'nden gözde durmuştu çok uzun yıllar. Bilgi Üniversitesi Çorça'da birlikte çalıştığımız şu an bağımsız olarak hem danışmanlık hem eğitim hem de hepimize akıl göstererek bu alanda çalışan kıymetli bir uzman. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz için öncelikle 20 Kasım'la başlayabiliriz. 20 Kasım'ı biz her zaman çok kıymetli buluyoruz. Çünkü çoğumuzun belki e, bugünlerde sadece hatırlayamamalıyız dediğimiz bir konu ama e, maalesef içinde yaşadığımız koşullarda bugünlerde tekrar tekrar hatırlatmak ve bunu bütün yıla yaymak ihtiyacı çok şiddetle var. Belki Gözde sen de başlayabilirim. Birazcık 20 Kasım neden önemli? 20 Kasım ne demek? Niye bu tarihi konuşuyoruz? Söyleyebilirsin. Ee, tabii ki ee, ya şöyle aslında bugün çocuk haklarından bahsederken sıklıkla referans verdiğimiz bir belge var Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Aslında bu sözleşmenin kabul olduğu tarih 20 Kasım 1989 yani 35. yılındayız aslında sözleşmenin üzerinden Ama tabii çocuk hakları hareketi bu sözleşmeyle başlamıyor çocuk hakları sadece bu sözleşme var diye yok yani öyle bir şey değil ama neden önemli bizim için? Şimdi öncelikle bugün konuşacağımız konu bağlamında çocuk haklarına böyle değinmek istiyorum. Çocuk haklarının böyle tarihsel sürecini biz hep değinirken bahsederiz işte biraz daha böyle çocuk işçiliğine karşı mücadeleyle başlamış. Sonra şey işte çocuklar gerçekten çocuk ölümlerinin çok yoğun olduğu dönemlerde böyle aslında çok büyük bir hareket olarak çocuk hakları hareketi çocuk haklarını konuşmaya başlamış ve bununla ilgili bir mücadele vermiş. Aslında toplamda bu mücadelenin sonucunda bu hakların yazılı olduğu bir takım Bildirgeler ilk başta gelişmişti. Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi 1924'te, 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi ve 1989'a geldiğimizde bu bir sözleşmeye dönüşmüş. 54 maddelik. Neden sözleşme olması önemli? Asla taraf devletler bu sözleşmeyi kabul ediyorlar, yani bir şekilde söz veriyorlar buradaki maddeleri hayata geçirmeye dair devletler. Ve aynı zamanda o yüzden nasıl bir bağlayıcılığı var sözleşme olduğu için. Diğer yandan bu sözleşme yine şu anlamda çok önemli. Dünyada en çok ülke tarafından hemen hemen yani toplam bir, bir uzlaşı var yani ülkeler arasında. Herkes bu sözleşmeyi kabul ediyor. Bu demek oluyor ki aslında çocuk haklarını korumaya söz veren devletler var. Yani şu an tüm şeyde. O yüzden hani böyle bir evrensel olarak aslında çok kabul edilen bir şey çocuk hakları çocuk hakları sözleşmesi 20 Kasım'da e, ilan edildikten sonra 20 Kasım biraz böyle Dünya Çocuk Hakları Günü biraz çocuk haklarını konuştuğumuz bir gün Tabii hani bu hep tüm özel günler için şunu söyleyebiliriz hani sadece o gün konuşmak değil aslında tam da hani o gün tekrar hatırlamak e, tekrar yükümlülükleri sorumlulukları hatırlamak tam da bugün aslında bizim yapmaya çalışacağımız gibi evet bugün bir de e, biz bugün 24'ünde çekiyoruz ama öğretmenler günü ...yarın 25'inde yayınlanacak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet konusunda da... hani ...belki içinde olduğumuz dönemin bu hala 2024'te şiddeti konuşuyor... ...kadına ya da çocuğa yönelik şiddeti konuşuyor olmanın ağırlığıyla bu programı yapıyoruz. Bunu da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Belki Ezgi'ye çok kısa önce bir sözü verebilirim, birlikte tartışmak üzere... Pisa bu alanda çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Birazcık Pisa'yı ve çocuk hakları merkezini, Pisa'daki çocuk hakları merkezini e, tanıtabilir misin? Hani nasıl bir süreç işliyor? Çünkü raporlar var. Hepimizin öğrendiği, çalışmalarımızda kullandığımız. Buradan başlayalım istersen. Tabii ki. Ee, çocuk Hakları Merkezi, e, Türkiye'de çocukların e, yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılmaya çalışan, e, bunları izleyen, sistematik olarak raporlamaya çalışan, bir aslında e, sivil toplum girişimi. E, bir derneğin bünyesinde kurulmuş e, bir merkez. E, sadece izleme ve raporlama yapmıyor. o e, Aslında izlediği ve raporladığı alanlara ilişkin de politikalar da geliştirmeye çalışıyor. E, iki temel programı var. O programlar altına yürütüyor bütün faaliyetlerini. Birincisi çocuklar için adalet. Diğeri de çocuklar için eşitlik programları. E, Türkiye'de çocuk olmak çok zor hakikaten. Hem e, yaşadıkları hak maruz kaldıkları muamelenin biraz nasıl diyeyim, işte onunla ilgili olarak adalete eleşim çalışmaları yürütüyor. Cezasızlıkla mücadele ediyor çocuklar için adalet programında. Çocuklar için eşitlik programında ise çocukların hak ve özgürlük sahibi eşit bireyler olmasına ilişkin her türlü konuyu gündeme getirmeye çalışıyor. Türkiye'de çocuğun yaşam hakkında çok uzun süredir aslında izliyoruz. Belki burada şeyi de vurgulamak gerekir. Sadece Pisa Çocuk Hakları Merkezi değil 2016 yılında kapatılan e, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği başlattığı bir çalışmadır aslında 2011 yılından beri. E biz o, onun devamında da hakikaten Türkiye'de e, çocuklar ne tür yaşam hakkı ihlallerine maruz kalıyorlar. Bir şekilde bunu görünür kılmaya çalışıyoruz. E, küçük belki hani en büyük amacı da hani e, tabii ki bu raporlar bize çok şey söylüyor. Birazdan da konuşacağız ama e, bu raporlarla biz aslında çocukların yaşam hakkı ihlallerini ortaya koyarken... E, çocukların nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin güçleri vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu. Çok önemli bir şey. Çünkü evet yani ihlalleri önlemek nasıl mümkün sorusu bugünkü hani tartışacağım şeyin arkasında ve şöyle bir son belki üst üste gelen bütün bu haberler. Eee Narim vakası, yeni doğan çetesi olarak ifade edilen ve gerçekten hepimizin hani haberi okumakta bile artık nefes alamadan devam edemediğimiz bir Gerçeklik içindeyiz ya da işte yangında kaybettiğimiz beş çocuk ile beş yaşları içinde bütün o e, öykünün kendisi hani e, gene iş e, cinayetleri diyebileceğimiz çocuk işçilerinin olmaması gereken yerde yaşamlarını kaybetmesi her bir vaka biricik ve e, her çocuğun yaşamının kendisi çok kıymetli. Ama bir yandan belki bütün bu tartışmalar işte nasıl önlenebilirdi ve e, nerede olmamaları gerekirdi? Nasıl bir sistemle bunu koruyabiliriz? Bunu konuşacağız ama ondan önce e, iki şey rica edeceğim. Yani bir bu raporlar işte 2023 raporu bitmişti ama 2024'ün de bir 6 aylık bilgi noktu var. E, belki onunla başlayabiliriz. Bu arada şeyi de e, atlamayalım diye şimdiden söylüyorum. Deprem döneminde de hani bir... E, ...el birliğiyle bir e, izlemek çabası vardı. Belki Gözde onu da sonrasında ekleriz. Çünkü e, içinde bulunduğumuz dönem gerçekten afetlerin ve çokluk krizlerin... ...ekonomik krizler de dahil olmak üzere birbirini etkilediği süreçlerin ortasındayız. Ve burada e, çocuğun nefes alması, çocuğun yaşam hakkı ihlalinin olmadığı bir sisteme... ...nasıl e, geçeceğiz konuşabilmek için resmin e, iyi çekilmiş olması kayıt altına alınmış olması ve bütün bu süreci takip edebiliyor olmamız gerekiyor. İstersen Ezgi önce sana söz vereyim bu 2023'ten 2024'e geçişte hani sayılar da olabilir, başlıklar da olabilir. Bir durum özeti gibi maalesef hani istemediğimiz bir özet ama bu özeti bir koyalım. Olur hakikaten böyle bir takım sayılardan söz edeceğiz. Hani bu da böyle söz ettiğimiz şeyin artık hepimiz biliyoruz hani birer çocuk olduğunu ve bir Hani yaşayan bir can olduğunu ve o çocuğun etrafında aslında hani bir çocuğun ölümünün e, etrafında pek çok insana etkilediğini hani e, belki söyleyerek başlamak gerekiyor. Biraz 2023 yılı raporundan söz edebilirim. E, bu raporlar biz yıllık hazırlıyoruz. E, ama 6 aylık da bilgi notları şeklinde. Hani bir güncellemeye de gidiyorum. raporlar çoğunlukla 1 Ocak e, ...başlayan yıl ve 31 Aralık'a kadar... ...o bir yıllık süreci ele alıyor. Ve 0-18 yaş arasındaki... ...bireyleri e, içeriyor. E, belki burada da şeyi de söylemek gerekiyor... ...hani e, doğum gerçekleştirdikten sonraki... E, ...biz... ...hani yaşamak hakkı takip edebiliyoruz. Halbuki gebelik sırasında da, annenin karnında da... ...çocuklar işte benim şiddettir... ...ya da işte zorla düşük gibi pek çok... ...hani yaşamak hakkı illerine maruz kalıyorlar ama... ...ona ilişkin veriye ulaşmak çok mümkün olmadığı için... biz yani doğum gerçekleştikten sonraki e, ihlallere e, ancak bakabiliyoruz. E, ve tabii ki ölümle sonuçlanan e, ihlalleri takip ediyoruz. Halbuki yaşam hakkı ihlali sadece ölümle sonuçlanması gerekmiyor. bütünlüğüne yönelik her türlü biz müdahaleyi bir anlamda yaşam hakkı ihlali olarak kabul edebiliyoruz. Ama bizim raporumuz e, tamamen hani ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlallerini içeriyor. E, şimdi 2023 yılına baktığımızda da tabii çok zor bir yıldı gerçekten 2023 yılı. Bir kere 6 Şubat depremlerini yaşadık. Ee, hani inanılmaz bir yaşam kaybı inanılmaz bir hani böyle yıkım e, gerçekten çok fazla şey maruz kaldı. Büyük nüfuslar ve tabii ki bunlar içerisinde çocuklar da vardı. Ama 2023 yılında sadece depremler de değil işte ekonomik kriz çok arttı. Yine seller yaşandı. iklim krizinden kaynaklı işte yangınlar oldu. Şiddetin her türü yine çok sık yaşandı. Ve e, biz hani 2023 yılına baktığımızda en az e, 2107 çocuğun e, yaşamını kaybettiğini e, ne yazık ki hani raporlamış durumdayız. E, başlıklara göre baktığımızda tabii ki en fazla yaşamak hakkı ihlal nedeni Tabii ki deprem ama onunla ilgili de bir açıklama yapmak gerekiyor. Belki bizim raporumuzda en az 1682 çocuğun deprem sırası ve deprem nedeniyle yaşamını kaybettiğini söylüyoruz. Fakat bu rakam tabii ki şey değil, en az rakam. Çünkü bugün ne yazık ki devletin elinde de hani bir... Gerçekten depremde kaç kişi yaşamını kaybetti? Bunun kaçı işte kaç yaşında çocuktu? Kaçı kız, kaçı oğlandı? Ya da işte mültecilerden kaç kişi yaşamını kaybetti gibi bir veri yok. Biz bu veriyi bir yerden bir şekilde toplamaya çalıştık. Bu da Kamu'nun yaptığı bir takım açıklamalar, özellikle bölgede çalışan işte meslek örgütleri mesela eğitim sen gibi, onlar çünkü kendi okullara devam eden çocuklar ilişkin bir, bir izleme yapabildiler aslında. O rakamlardan oluşturduğumuz bir veri ve en az 1682 çocuğun yaşamını kaybettiğini biliyorum. Yanı sıra Türkiye'de çocukların en fazla yaşamını kaybettiği alanlardan biri de trafik kazaları. işte bisiklet, ehliyetsiz araç kullanımı gibi sebeplerden dolayı en az 125 çocuk 2023 yılında sadece yaşamını kaybetti. Bu en az rakamını da en az nasıl ifadesine de aslında bakarsanız vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü biz bu raporları hazırlarken en fazla yararlandığımız kaynak medya işte medyaya yansımış bir takım haberleri teyit ederek bu raporları alıyoruz. Dolayısıyla biz eminiz ki medyaya yansımamış çok fazla hani olay var. Dolayısıyla o yüzden en az rakamını burada hani vurgulamak isterim. Medyanın yanı sıra biz insan hakları örgütlerinin raporlarından yararlanıyoruz. Çocuk hakları örgütlerinin raporlarından ve bu örgütlere biz de dahil olmak üzere yapılan başvurulardan yararlanarak bu sayıları oluşturuyoruz. O şiddet sebebiyle işte toplumsal cinsiyet temelli ev içi şiddet, akran şiddeti şiddetin her türlüsü sebebiyle aslında önlenmediği için hani en kötü sonuç olarak e, ne yazık ki ölümle e, karşılaşıldı yine 2023 yılında. O da en az 36 çocuk yaşamını kaybetti. E cinsiyet ve cinsiyet kimliğine bakıyoruz. Hani kaç çocuk, e, kaçı hani kız, kaçı olan çocuğu diye. E 2023 yılında 156 çocuğun kız çocuğu, 301 çocuğun da oğlan olduğunu belirleyebildik. Ama 1650 çocuğun ne cinsiyet ya da cinsiyet kimliğine ilişkin bilgileri ne yazık ki erişilemiyor. Bir de tabii ki mülteci çocuklarla ilgili bir hani veri ayrıştırmasına girmeye çalışıyoruz. O da hakikaten çok kolay olmuyor. Her zaman bir çocuğun hani mülteci olup olmadığı ile ilgili bilgiye erişmek çok mümkün olamıyor ama 2023 yılında biz en az 47 mülteci çocuğun yaşamını kaybettiğini gördük biz 2023 yılında onun yanı sıra işte intiharlar var, kentsel kırsal alanda yaşanan ve önlenmeyen bir takım olaylar var, çocuk iş cinayetleri var, işte akran şiddeti var. Ee, pek çok aslı bakarsanız başlıklar var. Ya 2024 yılında da hani şimdi işte Aralık 31 itibariyle biz hani Ocak ayında, 2025'in Ocak ayında 2024 raporunu yayınlayacağız. Ee, ya çok hani kötü olan şey en kötüyülerinden biri e, bu genelde başlıkların hiçbir değişmiyor sadece bir takım sayılar hani ufak tefek değişiklikler oluyor asla bakarsanız sadece değişen çocukların isimleri oluyor neredeyse bölgeler bile aynı yani biz gerçekten şunu çok iyi biliyoruz örnek kentsel ve kırsal alanda e, yaşanan ihlallerden bir türü e, işte bir e, sulak e, arazide işte çocukların e, o suyla ilgili işte şey olabilir kanallar olabilir su kanalları olabilir oraya düşerek yaşamını kaybetmesi ve biz gerçekten her yıl mesela üst üste orada çocukların yaşamını kaybettiğini aynı şekilde yaşamını kaybettiğini bilebiliyoruz. Dolayısıyla isimler değişiyor ama ne yazık ki hani yaşamını kaybetme biçimleri ve sayılarda çok ufak tefek değişiklikler oluyor. Ee, Ezgi'cim 2020 geçmeden belki biraz e, gözde de e, o sürecin içinde herhalde aslında birlikte herhalde zaten o depremle ilgili kısmı birazcık konuşalım isterseniz. Çünkü bir yandan da e, işte demin de biraz söyledin yani kayda geçmek de bir e, aşama gibi bilmediğimiz e, kayıplar da var bulunamamalar da var. Deprem sürecinde de gene böyle bir bu tür bir kayıta altına alma ya da izleme takip etmeye bir çabası olmuştu bir bir araya gelme. Ki bunu birazcık çocuğa karşı şiddet önleme ağı çalışması bağlamında da yani burada ağlar ne anlama geliyor da bir aradalık nasıl bir sistem kurmak bu tespitlerde de önemli hale geliyor. Belki buraya da evlilir bir biçimde. Hoca Gözde'ye bir sözü vereyim sonra tekrar sana dönelim. be <laughs> Ya aslında şey Türkiye'ye işleti önlüyoruz. Ortaklık ya e, yanlış yılın tam hatırlamayabilirim ama çok oldu aslında. 2000, 2011 yıllarında sanırım bir araya gelerek e, başlayan bir çalışma. Aslında şu anlamda çok kritik. Türkiye'deki en Türk haklarındaki en çok üyeli e, A. Birçok farklı, farklı bir toplum kuruluşu e, içinde yer alıyor. E, ama bir yandan da bu şu demek oluyor o zamandan bu yana hani aslında hala yapılacak çok şey var. Bu A. Hani e, bazen çok çok daha aktif çalışıyor. Ortak ses çıkarabiliyor. E, deprem döneminde ise e, biz aslında daha hızlı hareket edebilmek için burada A üzerinden de ve çocuk hakları adına hareket edebilmekle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Genelde hep konuştuğumuz konulardan biri tabii genelde burada özle yani kadına yönelik şiddet gibi daha kadın hakları ve kadınların kendilerinin harekete geçebilmesi gibi çocukların harekete geçebilmesi aslında çok zorlayıcı. Öyle bir haklarını arama açısından ve haklarını koruyabilmek açısından aslında çok çok daha dezavantajlı bir durumdalar. O yüzden çocuk hakları savunan insanlar olarak ya da kurumlar olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Ağlar bu arada daha yüksek stres çıkarmak görünür olabilmek daha farklı perspektifler açısından çok kıymetli. Biz ama deprem döneminde ise yine Kisan'ın aslında çağrısıyla böyle bir bir anda ilk gün buluşuldu yani hani ama ve orada hareket edebilmek için, daha hızlı hareket edebilmek için kurumlar neden kurumlar üzerinden değil daha kişiler üzerinden ilerledik ama tabii ki her kişi farklı kurumlarda çocuk hakları alanında çalışan kişilerden oluşuyordu. Yani deprem döneminde aslında hani Gerçekten bu az önce hep sayı meselesini söyleyince hep oraya hatırladım. Biz e, bir grup olarak yani özellikle kayıp çocuklar e, e, üzerine çalışan e, ve o ilk zamanlarda sürekli işte sosyal medyada görüntüle yayınlanması gibi başka hak ihlallerine neden olan ve bir hiçbir şekilde bir sistemin olmaması, çocuk koruma sisteminin tamamen olmayışıyla da ilişkili yani hiçbir şekilde devreye girememesiyle ilk bir hafta biz sürekli kendi sayılarımızı ve verilerimizi yayınladık. Ay tıpkı Fisan'ın yaşam hakkı e, raporunda olduğu gibi biz de medyadan tarayarak ve hani bir şekilde e, kaç çocuk var, kaç çocuk aranıyor, kaç çocuk hastanede e, refakatsiz gibi aslında bu verilerle birlikte bir şekilde e, ortaya çıkarmaya e, çalıştık ve hala e, daha e, hani belirlenemeyen e, durumu o çocuklar vardı ve sürekli de sayı sorduk o zaman yani böyle gerçekten insan sayı sorunca böyle biraz hani o yaşam m sayı ile ifade etmek hep zor oluyor ama o kadar kıymetli ki tam da demin e, az önce ya tam politikaları ya da önerilerimiz üretirken bu tekrarlardan bu sayılardan yani aynı şeyin bir yerde sürekli tekrarlanıyor olmasından ya da hani e, bu bu sayının bir şekilde hiçbir şekilde tutulamayışından biz neye göre politika üreteceğimize bilmiyoruz. Yani veri olmadan veri temelli bir politika üretmek ya da bir çözüm üretmek e, ilerle mücadele edebilmek hani e, pek mümkün olamıyor. O yüzden aslında hani deprem döneminde de bizim orada en çok ortaya çıkarmaya çalıştığımız e, bakanlığı, e, ilgili bakanlığı aslında bir şekilde bu verileri tutmak ve düzenlemek ve başvuru almaya doğruydu ve gerçekten en başta kendi verilerimizi de onlarla paylaşarak yani bizim tuttuğumuz bir şekilde de onların da bunu tutmasını e, sağlamaya çalıştık ama o sırada sadece dediğim gibi daha kayıp çocuklar ve refakatsiz çocuklar üzerine çalıştık biz. Ama e, şeyi e, dediğim gibi hala bilmiyoruz. Ezgi de söyledi zaten hani depremin ardından e, nasıl diye. Yani bir takım tahminci şu kadar çocuk nüfusa bakarak orada yaşayan bölgedeki çocuk nüfusuna bakarak bu kadar çocuk etkilendi diyoruz. Ama şunu da biliyoruz depremin kendisi sadece hani o bölgeyi etkilemedi. O, o bölgedeki çocuklar taşındılar. Başka bölgelerde başka türlü e, mücadele alanları oldu. Yani yaşama hakkı sadece yaşama hakkını kaybedenler değil. Ama bir yandan da e, aslında şey... Bir de şey de söylemek gerekir. O bölgede olmayan çocuklar vardı. Mesela hani bunu belki ezimden de dinleyebiliriz. İSİAS davasını takip ettikleri için. E aslında hani bir spor müsabakası için buraya da bulunan ve Adıyaman'da bir otelde aslında hayatını kaybeden çocuklar vardı. E bunun gibi aslında hani o sayılar önemli. O sayılar çocuklar neredendi, kaç yaşındaydı, nasıl oldu, nerede hayatlarını kaybettiler bilgisi olmalı ki bizim aslında afet planlarına, bunu hazırlık planlarında daha etkili çözümler üretebilelim çok önemli şey. Yani verinin e, hayatiliği her açıdan e, burada tabii e, gerçekten de kadınlar, say gibi sayaç kadınlar alanında sahip olduğumuz sayaç gibi yani bunların olmadığı bir dünyayı hayal edebilmek için öncelikle olanı resmetmekle yükümlüyüz gibi. E, şöyle bir e, ezgi istersen sen de bu çocuğa karşı şiddeti önleme ağı şu an hani aktif mi bu a katılım sadece çocuk alanındaki STK'lardan mı oluşuyor? Çünkü galiba sekreteriyayı da e, PİS'te şu an üstlenmiş durumda doğru biliyorsam. E belki çok kısa bunu da söyleyebilirsin. Bize dinleyenler, izleyenler e, biz de bir ucundan tutmak isteriz bu süreçlerin diyenler olursa diye. Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi evet Gözde de söyledi aslında uzunca sürede çalışmaları yürüten bir a daha ağırlıklı olarak çocuk odaklı çalışan kurumlar uh, var ama yanı sıra işte uh, bir şekilde bütün çalışmaları çocuk odaklı değilse de bile e, çocukla ilişkili çalışmalar da yürüten e, örgütlenmeler de var. Örneğin Kaos gibi. gibi. E, çocuğun et şiddeti önleme aslında bakarsanız çok, çok fazla çalışma yürüttü bugüne kadar. E, pek çok alanda çocukla ilişkili pek çok alanda e, politika belgeleri üretti. Çünkü gerçekten orası Türkiye'de çocukla ilgili düşünen kişilerin ve kurumların oluşturduğu bir ağ olduğu için... Ee, hani yapılması gerekenlere ilişkin çok fazla bilgi var ve o bilgiler böyle bir kaynak haline dönüştü. Bu hakikaten çok kritik bir şey. Ve ortak bir takım raporlar hazırlandı. Örneğin çocuğun Şiddet raporu gibi. Ee, ve o da oluşan o birliktelikten e, kaynaklı da örneğin geçen yıl e, etkinizin de desteğiyle değil mi Gözdeciğim? E, pek çok örgüt, e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi de aslında raporlar gönderdi. Yani orası böyle bir çocuğun Şiddet'in e, izlenmesi de gerçekleştiren e, ne bileyim işte bu konuda bilgi de üreten, e, kaynak da hazırlayan e, aynı zamanda uluslararası savunuculuk da yapan e, bir örgütlenme hala çalışmalarına devam ediyor. Evet biz de e, sekreter yasındaki örgütlerden birisiyiz. Onu web sayfası üzerinden ulaşabilirler değil mi? Ben evet. e, şeyde zaten program tanıtımında da e, linkleri koyarız. Hani ilgilenenler destek olmak isteyenler çünkü belki böyle bir e, çok ortak e, hareket edilmesi gereken bir alandayız gibi geliyor. Herkesin farklı şapkalarla bu işi dert edinip e, tam da söylediğin o tekrarların olmayacağı şekilde yani bir kez bir kez yaşandıktan sonra ikinci kez aynı şeyin tekrar etmeyeceği adımları atabilmemiz gerekiyor. Yani her sene aslında e, çok daha azalarak e, sadece tekil vakalar hale dönmesi gereken bir sürecin içindeyiz ama öyle yapamıyoruz. O zaman biraz 2024 için e, şu an daha e, bu yılın raporu henüz çıkmış durumda değil ama bir 6 aylık bir rapor vardı. Şu an zaten izlemekte olduğunuz dava süreçleri var. Hani e, buradan bakarsak birazcık hani sen nasıl görüyorsun e, tespitleriniz neler ve belki biraz da bu nedenler konusunu daha sonra bu tespitlerden sonra nedenleri ve önlem... E, aşamasını konuşabiliriz diye umuyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden bir yandan da böyle e, onu kontrol etmeye çalışıyorum. Ezgi tozlarla. Yani 2024'ün biz ilk ayına hani bakmış durumdayız. Diğer ayların hani aylık verileri var ama hani bir 6 aylık bilgi notumuz var. Kamuyla paylaştığımız ve orada da yine en az 343 çocuk önlenebilir sebepler dolayısıyla yaşamını kaybetmiş durumda. Yine çok benzer kategoriler var ama biz yani raporun iki temel başlığı var. iki temel kategorisi var. Biri devlet tarafından gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlalleri. Ee, ve bu kategorilerin altında başka hani şeyler var, ee, yaşam hakkı ihlalleri var. Bir de devletin ihmali sonucunda gerçekleşen yaşam hakkı ihlalleri. Yani Türkiye'de aslına bakarsınız Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden doğru bir çocuğun yaşam hakkını korumakla hükümlü olan devlet. Dolayısıyla ihlaller de e, tabii ki devlet ya e, yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla bu yaşam hakkı ihlallerini ne yazık ki gerçekleştiriyor. Genellikle insan hakları örgütleri daha çok devlet tarafından gerçekleştirilen yani doğrudan kamu görevlerini gerçekleştirdiği ya da doğrudan kamu görevlerini ihmal ettiği yaşamak ihlallerini takip ediyor ama biz birazcık daha geniş bakmaya çalışıyoruz. Devletin pozitif yükümlülükleri bakımından gerçekleşen ihlallere de bakıyoruz. İşte intiharlar, işte karşılık gruplar arasında çıkan çatışmalar ki son dönemlerde yine yaşandı. İşte çocuk cinayetleri, işte narin gibi ya da ev içi şiddet ya da toplumsal cinsiyet temelli e, gerçek toplumsal cinsiyet temelli şiddet sonucunda yaşanan ölümler ya da akran şiddeti ya da ihmaller e, işte ev içi fiziksel güvenlik ya da ev kazaları nedeniyle ya da işte kentsel ve kırsal aç, açık alanda yaşanan olaylar e, yani son dönem işte yaşadığımız ve herkesin aslında çok canını yakan o soba gaz sobadan kaynaklı ya da doğal gaz zehirlenmeleri yangınlar sebebiyle yaşanan ihlaller ya da iş cinayetleri e, gibi ve e, ne yazık ki 6 6 altı aylık yani 2024'ün e, ilk 6 ayında en az 343 çocuğun e, yine bu başlıklarda yaşamını kaybettiğini biliyoruz. Ya Burada şeyi vurgulamak çok önemli tekrar söylemek isterim. E, biz biliyoruz ki bu ölümler önlenebilir ölümler. E, ve biz bu raporları bu yüzden yapıyoruz. E, çünkü çocukların gerçekten nasıl öldüğü, e, yerel yönetim açısından, merkezi yönetim açısından neye odaklanılması gerektiğiyle ilgili çok net ipucu veriyor. Ya yani çünkü yaşam hakkı ihlalleri e, aslında bir sonuç. E, ya yani bir dizi ihlal gerçekleştiriyor ya da bir dizi ihmal gerçekleşiyor ve bunun sonucunda çocuklar e, ne yazık ki yaşamları kaybediyorlar. Dolayısıyla biz hani bu sonu en kötü sonu ortaya koyarsak aslında yapılması gerekenleri adım adım hani e, o kadar net görebilirsiniz ki. Yani bir yerel yöneticiyseniz bu raporu alıp bölgenizde çocuklar nasıl yaşamlarını kaybediyorlar? Ne oluyor? İşte hakikaten sistematik olarak mesela biz bunu çok iyi biliyoruz. Sistematik olarak kış aylarında işte o beş çocuğun yaşamını kaybettiği gibi işte sobadan kaynaklı işte kötü elektrik altyapısından kaynaklı çıkan yangınlar sebebiyle her yıl o kadar fazla çocuk ölüyor ki. Ya biz işte o beş çocuk yaşamını kaybettikten sonra hani sanki ilk kez yaşanıyormuş gibi de hani toplum öyle medyanın da birazcık hani e, manipüle etmesiyle bence e, ilk kez yaşanıyormuş gibi karşılıyoruz ama aslına bakarsanız sadece son iki yılda o beş çocuk gibi en az yetmiş çocuk yaşamını kaybetti. Yani bu çok o, çarpıcı işte bu raporlar ne yazık ki bunu koyuyor ortaya koyuyor. Yani sistematik olarak gerçekleşen ölümler e, bize çocuklara yönelik yapılması gerekenleri Böyle çok net e, hani hakikaten gösteriyor. Dolayısıyla bir karar vericiyseniz ve çocuklarla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız e, aslında bu raporlar e, çok e, şey e, iyi kaynaklar. Çok can yakıcı. Evet çok can yakıcı. Fakat şey çok hakikaten e, iki tane şeyin altını çizmek istiyorum hani söylediğim. Bir tanesi yani bunlar en ağır sonuçlar ama hani bu sonuçtan geriye doğru zincirin halkalarını takip edersek Hani nasıl önleyebileceğimizi, hangi alanlarda müdahale politikalarını üretebileceğimizi görebiliriz. Yani bu işte e, ticarenin o sona varan yolculuk nasıl gerçekleşmiş? Hani her aşamada kimlerin yükümlülükleri var, kimler başka tür olsaydı ya da biz e, politikalarımızı başka tür kurgulasaydık nasıl e, bir tür güvenlik aile o çocukların e, güvenliğini, hayatta kalmasını sağlayabilirdik? Hani bunları yakalamak için geriye doğru gidip bütün o zincirleri e, izlemek gerektiğini altını çizmen çok önemli geliyor bana. İkincisi de tabii bu var yani burada sonuçlanmamış ama belki işte kalıcı taktıklar olabilir başka tür yaşamları oldukça etkileyen ve içinde olunan özellikle yoksulluk koşullarında o yoksulluğun yoksulluğun daha da kırılgan bir biçimde yaşanacağı e, hayatlar şeklinde devam ediyor olabilir. Yani o yüzden gerçekten maalesef ki bu hani görülmüş olan bir buzdağı ama ondan çok daha büyük bir resimden bahsediyoruz. Ee, ve burada gene belki biraz onu konuşabiliriz. Hani medya ile ilgili hani çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü görünür kılınıyor olması. Sizin de raporlarınıza işte kaynaklık ediyor, oradan araştırmaya devam ediyor olmanız bizim de benzer bir biçimde her bir vakayı ee, belki çalışmamızda ışık tutuyor olması, başka araştırmalar yönlendiriyor olması ama gerçekten o ortaya çıkan vaka kadar birçok sessiz kalınan ya da görülmeyen ya da görünemeyen vaka da oluyor. O yüzden bu medyayı da herhalde birlikte düşünmeye ve belki medyadaki arkadaşlarımızla birlikte hani burada nasıl bir e, ısrar ve sistemik bir biçimde e, farkındalığı arttıracak bir şekilde kullan, kullanabileceğimizi de konuşmak gerekiyor. Çünkü yani bir yandan gerçekten çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam söylediğim gibi çok yenilenen bir vakayı belki ilk kez duyuyormuş kadar kamuoyunda bir farkındalığı yaratmaya başlıyor. Hani Biz o farkındalığı nasıl sürdürebiliriz ya da nasıl devam ettirebiliriz de hep düşünüyorum. Yani bunu hani yanıtı anlamında değil de birlikte kurgulamak için. Çünkü bir yandan da başka bir boyutuyla belki orada gözlere de topu atabilirim. Yani bir yandan da o medya çocukların da dinlediği haberleri içeriyor ve işte bizim bir yandan da çok ne diyelim çocuğun güvenliğini korumasını önemsediğimiz o çocukların kendi özel alanlarını haklarını görüntülerini bilgilerini bazen onlar açısından oldukça yaralayıcı bir biçimde de kullanabiliyor. Bu yüzden böyle çok zor bir ilişki gibi ki. E i̇şte bu yüzden deprem zamanında da hani haberlere erişim açısından nasıl haberler yaratalım ya da bu davaları, bu vakaları haberlerde çocuklar dinlediğinde nasıl hissediyorlar? Bunların hepsi böyle çocuk katılımını da hem önemserken ama bir yandan da güvenliklerini sağlamaya çalışırken, onların psikolojik olarak e, özne diye olma hallerini korumaya çalışırken ayrı bir başlık olarak masada gibi. Gözde istersen e, sana da burada söz vereyim eklemek istediğin varsa.

yani birkaç şey ya biz böyle hep önlenebilir sebepler diyor Ezgi yani şiddeti ele alırken de çocuk hakları ihlallerine bakarken yani etkili bir çocuk koruma sistemi için aslında böyle hep üç aşamadan bahsediyoruz yani bir tanesi önleyici olmak yani hiç olmamasını sağlamak o ihlalin yani bu yaşamak ya hakkı ihlali olabilir ya da herhangi bir çocuk işçiliği de önlenebilir o yüzden o önlenebilir meselesi aslında olması gereken tüm hakların aslında bütüncül olarak hayata geçmesini sağlayacak o koruyucu çevreyi, destekleyici çevreyi yaparsak hani koruyucu, önleyici bir alan yaratırsak aslında o iler olmayacak. Diğeri o iler olduktan sonraki o müdahale aşaması yani çoğunlukla işte medyanın buradaki rolü biz bir olay olduktan sonra bunu duyuyoruz ama o haberin hani öncesinde ne yaşandığı ile ilgili bir yerin verilmesi buna benzer başka vakaların olup olmadığı ile ilgili bilgilerin doğrudan verilmesi gerçekten o ilahi tanımlayabilmek yani çünkü bazen de gerçekten böyle hani kamuoyunda farkındalık yaratırken dilimiz de bazen kendisi aslında çok zorlayıcı olabiliyor mesela hani biz çok böyle cinsel istismarla ilgili de bunu konuşuyoruz yani bu hani mesela çocuk susar sen susma gibi yani çocuğu zaten sürekli bir daha savunmasız, daha güçsüz bir yere, yere koyduğumuzda hem şiddetin ona doğru yönelmesine aslında destek oluyoruz. Çünkü o susacağı ve savunmasız olacağı için zaten o güç sahibi gücünü kötüye kullanmak için onu kullanabiliyor. Ee, ya da işte göz ardı edebiliyor. Daha nesne gibi yani özne gibi görmeyen bir yaklaşımı e, aslında besliyoruz. O yüzden hani dili de burada çok önemli. Hani hem medyanın hem de bizlerin belki bu tür olaylara tepki verirken e, neyi söylüyoruz, neyin peşindeyiz? E, son Ezgi'yle böyle başka bir programı birlikteyken hep bunu söylüyorduk yani gerçekten neyi neden yapıyoruzla ilgili belki bireysel tepkiler de çok önemli şu an hani sosyal medya oradan bir haberi görüyoruz bir takım tepkiler oluşturuyoruz Te oluşturduğumuz tepkinin dili nereye gidiyor hani başka bir gruba etiketliyor mu başka bir gruba daha bir nefreti körüklüyor mu? mesela hani Bazen bunu görebiliyoruz e bir çocuk e Akranlar arası bir şiddet olabiliyor ve biri ne bileyim bir Suriyeli bir çocuk olabiliyor ve ona dair de aslında çok daha fazla bir nefretin e, olabildiğini söylüyoruz. Yani o yüzden buralar bu tepki verme kısımları e, çok kritik. Bu aşamalardan bir tanesi etkili ve hızlı müdahale dışında burada tabii ki işte bildirim yükümlülüğü çok önemli. Yani her zaman bir tanık olan kişiler var. Bu bazen öğretmen bunu görüyor olabilir, fark ediyor olabilir çocuğun yaşadığı bu ihmali ...yani bu işte ailesiyle... ...bazen komşu ve çevre olabilir... ...yani bu hepimizin bildirim yükümlülüğü olduğunu... ...bakmak kıymetli... ...bazen sisteme güvenmediğimiz için bazen artık giderek herkesin daha bireyselleştiği için ve ben karışmayayım benim daha fazla başım derde girebilir diye bunu yapmıyoruz ama gerçekten bildirim yükümlülüğünün etkin işlemesi onun o çocuğun sisteme girmesini sağlıyor. Ha, her zaman çok etkili bir müdahale olabiliyor mu bilmiyoruz ama en azından bir takım sistemlerin içerisinde kaç çocuk bu konuyla ilgili başvuru alınmış kaç tane bununla ilgili bildirim yapılmış meselesi de yine bizim politika geliştirmemiz için önemli bir alan. Ve biz hep sonunda şunu söyleriz. Bir daha olmaması için ne yapılacak? Yani sonraki bu iyileşme iyileştirme, işte cezasızlık, cezalar, ne ceza oldu, takip. Ya biz çoğunlukla duyuyoruz, sonra dava ne oldu, bu konuyla ilgili ne yapıldı, yani bunların da pek takibi yapılamıyor. Ama hani bir daha önlemeyi olmamasını sağlamak, başka çocuklar için işte bu devam etmemesi, FISA'nın raporlarındaki kategorilerin değişmesi bir kategorinin kalmamasını sağlayacak çözümler üretmek istiyorsak aslında biraz bu böyle hani e, koruma sisteminin tüm mekanizmalarındaki sorumluları, yükümlülükleri tanımlamak ve buralara dair müdahaleler gerçekleştirmek gerekir. Biz Ezgi'lerle e, daha önce ben çocuğudayken de çalışmıştık e, gündem ilgili çocuğa yönelik şiddetin haritalandırılmasını yapmıştık. Yani gerçekten stratejik haritalama yapmaya çalışmıştık. Gerçekten o ihlalin, o sonunda olan şeyin, Altında yatan nedenler ne, orada tüm aktörler neler, e, oralara do doğru politikalar, çözüm önerileri üretmek e, bir yol olabilir. Çok teşekkürler. Ee, yani süre azalıyor, böyle bir 10 dakikamız kadar kaldı. O yüzden Ezgi sana da şeyi soracağım. Yani bu an gözlerinin anlattıklarına ek olarak, yani şu an bunca zamandır bu işe emek veren, e, ne diyelim, bu verileri olabildiğince duyurmaya çalışan, raporlamaya çalışan hani hem arkadaşlarınızla hem bireysel olarak da yani şu aşamada ne yapılması gerektiği konusunda bu nedenler zincirini ortaya koyduktan sonra ne tür müdahaleler e, yapabiliriz? Hani hem kamu oyunda farkındalık hem kamuda farkındalık ve gerçekten de bundan sonrası yani 2025'te en azından e, daha farklı bir Raporu yaratabilmek için senin e, aklından, gönlünden geçen e, nelerdir diye sorayım. Ya bir kere belki şey e, bulamak değil mi gerekiyor? Yani son dönem çok en yani e, hepimizin daha da fazla dikkatini çekecek kadar e, çocuk vakasıyla karşı karşıyayız. Yani neredeyse her gün bir çocuk meselesi var. İşte az önce sen de saydın işte Nari'nin hani hakikaten böyle bir bütün Türkiye'nin günlerce, gecelerce, sabahlara kadar herkesin bir anlamda a, gündemini işte hani şey yaptı, gündeminde yer aldı. Gerçekten böyle olması gerekiyor bu arada. Hı. Yani biz işte hani gene gündem çocuğa vurgu yapacağım hani gündemin çocuk olması gerekiyor. Hı. Tabii ki hepimizin bireysel olarak gündemlerinde de çocuk olması gerekiyor ama aslında gündemini alması gerekenler tabii ki işte karar vericiler, e, politika yapıcılar, yasa yapıcılar. E, hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde. Ya bunu özellikle vurgulamak istiyorum ben. Evet merkezi düzeyde e, hani Türkiye'de çocuk koruma mekanizmalarının çok iyi işlemediğini çok net görüyoruz. Yani evet hani e, pek çok aksilik var ama bugün e, yerel yönetimler yerel düzeyde ee, kendi kaynaklarıyla ve kendi hani sorumlu oldukları alan içerisinde çok fazla şey yapabilirler. Ya buna zorlamak gerekiyor. Şimdi İzmir vakasını ele alalım. Değil mi? İşte beş tane çocuk yaşamını kaybediyor. Ee, ve hani hakikaten çok kötü bir bir kayıp. Ee, anne için çok kötü kayıp, hani ebeveyn olarak baba için çok kötü bir kayıp. Ve bunun üzerinden hemen işte hem merkezi yönetim şeyden yönetimden hem de yerelden aslında takım açıklamalar yapıldı. İşte biz o çocukları biliyorduk. O evi biliyorduk. Yani. Ya ben hem belediye başkanında hem de işte hani hepimiz dinledik. Ee, hani e, hükümetten yetkili kişilerde dedim belki biz o oy biliyorduk ve en az 18 kere gidildi o eve. Ee, i̇şte yerel yönetici dedik evet biz o aileyi tanıyoruz aslında. Yani bu o kadar hani can yakıcı ki siz düşünsenize bir eve 18 kere gidiyorsunuz. Ve çocuk koruma mekanizması kapsamında gidiyorsunuz ve oraya aslında uzmanlarınız gidiyor. Yani destek uzmanları, arkadaşlarımız belki de onlar. Ve 18 kere gidiyorsunuz ve o evdeki o riski gerçekten göremiyor musun? Ee, yani gerçekten o çocukların korunmaya mesela işte hani hükümet temsilcisi öyle şeyler de söyledi ya ama işte yani sizin bilmediğiniz şeyler var ailenin yapısı vesaire gibi böyle bir takım hani nedenler sanki hani sundu gerekçeler sundu. Elbette öyle şeyler olabilir. Elbette bunlar mümkün. Elbette zaman zaman ebeveynlerden de çocukları korumak gerekiyor. İşte orada devletin burada hakikaten etkili bir şekilde müdahale etmesi gerekiyordu. Yani bunların fark edilmiş olması gerekiyordu. Bu merkezi yönetim açısından. Ama yerel yönetim açısından da hani siz o evi biliyorsanız peki ne yaptınız? Evet tabii ki siz çocuk koruma e, kanunu ya da o mekanizmalar, prosedürler açısından tabii ki siz o çocukları koruma altında alamazsınız. Ama siz yapmanız gereken şey o değil zaten. Belki de e, o ebeveyne değil mi başka bir iş bulabilirdiniz. Oların altyapısıyla ilgili bir düzenlemeye gidilebilirdi. Başka bir şey önerilebilirdi. Ya bütün bunlar yapılabilirdi. O yüzden yani bu üst üste yaşanan vakalar işte en sonunda belki onu da konuşmak iyi oluyor. Aslında Niğde'de de biz bir şeyle karşı karşıyayız. Yani devletin doğrudan koruması altında olan çocuklardan biri işkence işlere birisi, engelli çocuklar bunlar e, yaşamını kaydediyor. Ve oradaki bütün çocuklar işkenceye maruz kalıyorlar. Şimdi onun hani bir dava süreci olacak evet. ve bu e, dava dosyalarında da bir şekilde yansıtılıyor. Gerçekten orada bir işkence var. E, ve ama bu şöyle zaten hani bir evde bir çocuk Beş çocuk bu şekilde yaşamını kaybedebiliyorsa üstelik de kamu 18 kere o eve gittiyse ve buna rağmen o beş çocuk yaşamını kaybediyorsa evet kapalı kurumlarda da böyle şeyler karşılaşılıyor. Ya da işte hakikaten Nari'nin nasıl yaş ölü öldürüldüğünü nasıl yaşamını kaybettiğini biz hala bilmiyorsak düşünsenize ya bütün gazeteciler bu olayın peşindeydi ve biz hala bu bilgiye erişmiyoruz. Eğer Nari'nin hala biz nasıl yaşamını kaybettiğini bilemediysek, öğrenemediysek bu işte ne bileyim bir başka çocuğunda hani benzer şekilde bize ıı, başka bir haberle karşılaşacağımız anlamına geliyor. O yüzden de fakat ıı, yani bu son üst üste olan vakalar işte mesela beslemlere giden bir çocuk inşaatta çalışıyor. inşaat çocukların çalışmaması gereken bir yola, ve yine yaşamı kaybetti. Şimdi bunlar bu kadar çok üst üste oluyorsa... Artık bence yani biz de dahil olmak üzere ama özellikle delilay yönetimlerle çünkü burası çok daha etkili işleyebilir, daha hızlı işleyebilir diye söylüyorum bunu. Bizim artık acil müdahale programlarımızın olması gerekiyor ve o yere de özgü. Yani İzmir'de inanın iz, bakın lütfen bizim raporlarımızı 2011'den beri hazırlanan raporlarda İzmir bölgesinde o kadar çok çocuk yangın sebebiyle yaşamını kaybediyor ki. Ya bunun sebebi pek çok. ya Yoksulluk tabii ki. Ama aynı zamanda işte mesela romanların çok yaşadığı yerlerde her kış mı hani roman çocuklar yaşamını kaybeder? Ya sadece yoksulluk da değil işte o romanların yaşadığı mahallelere işte yangın söndürme işte itfaiye arabasının giremeyişi, dar sokaklar ya da işte muslukların çalışmayış, mesela böyle bir baka biliyorum ben gerçekten. Ve bunlar yerel yönetimlerin müdahalesiyle çok kolay çözülebilir. Dolayısıyla o yerel özgü bir takım çözümler üretmek gerekiyor. Yani o yüzden şimdi mesela şey sorusunu sormak istiyorum ben. Merkezi idare okey 18 kere gitti. Yapması gerektiğini yaptığını düşünüyor. İşte yeterince kadar yeterince ödeme de yaptığını düşünüyor. Peki bundan sonra ne yapacak? Peki oradaki genel yönetim o belediye ne yapacak? Mesela kaç çocuğun daha böylesi bir riskle ilgili kar riskle karşı karşıya kaldığını işte mesela bir rapor hazırlayacak mı? Yoksa sadece o evdeki o beş çocuğa üzülmekle mi yetineceğiz? Ya yani Kanada'da yine böyle bir e Azınlık grubunun işte e, maruz kaldığı bir yangın meselesinden doğru bir rapor hazırlanıyor. Yani sadece o çocukların, o kişilerin ölümüyle ilgili değil. Hakikaten öyle bir rapor hazırlanıyor ki o rapor aslında bütün Kanada'da bu tür e, yangınların önlenmesine yol açıyor. Yani biz ne yapacağız? Dolayısıyla yapılması gerekenler... <laughs> yani yapılabilecek çok fazla şey var o yüzden ama bunu acil olarak düşünmemiz gerekiyor ve artık bir müdahale acil müdahale olarak düşünmemiz gerekiyor ya biz yıllardır işte hani hepimiz aslına bakarsanız çocukla çalıştığımız yer midir hani hak temelleri çocuk politikası işte diyoruz artık o hani çocuk politikası evet ama şu anda daha da acil öyle hani hızlı müdahaleler gerekmiyor mu ya gerçekten sürekli yeni bir vakayla yani bu, bu akşam birazdan bir işte iyi bir gazeteci iyi bir haber, yani değil mi hani tırak içerisinde tabii ki yeni bir haberi bize sunabilir yani şu belki e, hakikaten bu e, 2025 için en öncelikli en önemli gündem maddesi olarak yer almakta belki uzlaşıya varabiliriz bu maalesef üzerimize hani yığılan son dönemde altında ezildiğimiz utandığımız Kelimeleri hani seçmekte de zorlanıyorum çünkü gerçeklik bu. Yani Türkiye'de 2024'ün sonunda biz böyle bir programda 20 Kasım'da bu konuyu konuşmak durumunda kalıyor olmamız e, hepimiz için e, utanç verici. Böyle bir durumda bir arada 2025'te bu acil müdahalelerle hani bunun olmasını önlemeye dair adımlar atmaya e, kanununda, Aynı işte belki gerçekten yani Narin vakası da buna belki bir aracı olabilir. Çünkü günlerce e, bu akşamları süren tartışmaların konusu olarak yer aldı. Ve burada bunun yer alması hani diğerinin yer almaması hani bunların hepsi evet belki bir soru olarak çok haklı sorular. Ama diyelim ki hani ma maalesef diyelim bu kayıp böyle bir harekete döndürüyorsa ve söylediğim türde bir kalıcı değişime yol açacak. ...bir e, bir dalga yaratıyorsa... ...ben bu dalganın olmasına da... ...hani bu 20 katının... E, ...bir şeyi olsun diyeyim. Yani önümüzdeki yıl... ...raporlar daha farklı... ...daha az, daha tekil... ...ve hani... ...önlenmesi yönünde çobanın çok... ...fazla olduğunu gördüğümüz bir yılı... E, ...temenni edeyim. Ama bu temenni hani gerçekten böyle... Ee, arkasından kovalayacağımız da bir cümle. Hani sadece temenni etmiyoruz zaten. Ee, ne Ezgi ne Gözde ne ben. Hani bunun bir parçası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ama belki hani süremiz doğduğu için şunu söyleyeyim. Dinleyen, izleyen herkesi de e, bu dalgada, e, bu çabada e, kendisinin de sahip olduğu şapkalarla, bazen belki bir veli olarak, bazen ebeveyn olarak, sadece kendi çocukları değil yaşadıkları toplumdaki bütün çocuklar hatta kendilerine çok uzak olan öteki grupların çocuklarının da yaşam hakkının korunduğu bir toplumda büyütmek, yaşatmak için çabaya davet ediyoruz. Gerçekten belki bugün ağır bir program oldu ama başka türlüsü de maalesef mümkün olmadı bu 20 Kasım'da. Çok teşekkür ediyorum Ezgi. Çok teşekkür ediyorum Gözde. Sizlerin aklına, sizlerin yüreğine, çabasına, inatçılığına ihtiyacımız var. Umarım daha az inatçılara ihtiyacımız olduğu günler gelecek ama bir süre daha durum böyle olacak. 2025-20 Kasım'ında çok daha başka bir program yapabilmeyi diliyorum. Çok sağ olun. Son eklemek istediğiniz cümleler varsa onu da alayım. Evet Gözde de var. Gözde. Ya yani 25 Kasım'da yayınlanacağı için ufacık bir şey söyleyeceğim. Yani bu çocukların yaşam hakkı ihlallerinle ilgili haberlerde ve genel olarak tepkimizde çoğunlukla yine bir kadın ya yani anne olma üstüne onlara dair çok daha böyle e, keskin ve kızgın ifadelerimiz oluyor. Yani çünkü bakım yükümlülüğü onların üzerindeymiş gibi. Hani buradaki bu toplumsal cinsiyet ayrımcılığı meselesine bakmak yani niye o anneye üzerinden tüm yükümlülüğü ve gerçekten öfkemiz e, inadımızı doğru yere yönlendirmek çok önemli. Yani Ezgin'in söylediği hani merkezi yönetim ve yerel yönetimler burada kıymetli. Hani 25 Kasım'da da yayınlanacağı için bunu söylemek e, özellikle söylemek istedim. Hani bir yandan da böyle hani bu kadar büyük bir şiddet ve hem hani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle beraber olan e, mesele de çok kıymetli. Çünkü sözleşme çocukları daha çok koruyan bir sözleşmeydi. Hani o yüzden bu şeyi de söylemek istedim. Çünkü yaşam hakkı ilerlerinde çoğunlukla e, hep bir anne suçlamak e, en kolayı kaçabiliyor. Ama hani neden o anne bakmaya yükümlü zaten ona gidiyor yükleme ve neden o anne o, o şekilde veya desteklenemiyor filan kısmına da bakmak gerekiyor. Yani burada bu bunu da söylemiş olalım olmak istedim 25 Kasım'da yayınlanacak olan bu programda. Teşekkürler Ezgi'cim senin de ekleme var mı? Yok çok teşekkürler yani hakikaten umarız ki seneye 20 Kasım'da bambaşka şeyler konuşuruz çok daha umutkar cümleler e, sarf edildi. Ee, şiddetin bütünüyle uğraşmak gerekiyor herhalde İçinde yaşadığımız toplumda şiddetin e, nasıl olduğunu neden olduğunu işte o geriye dönük zincirin bütün halkalarıyla uğraşmak gerekiyor ama bunu yaparken yaşamların en azından e, korunabilmesi onun ötesinde dertleri konuşabildiğimiz günlere diyeyim herkese iyi haftalar diliyoruz.